Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben Semele Hoca. Semele Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 12. gündeyiz kampımızın ve bugünkü konumuz trigonometri. Önce trigonometrinin güzel bir konu özetini çıkaracağız. Hatırlaman gereken noktalara vurgu yapacağız. Ve daha sonrasında konu özetinden sonra da geçeceğiz. Bir güzel tekrar sorularımızı çözeceğiz. Tekrar sorularını farklı bir videoda çözüyorum. Artık kampa alıştım biliyorsun. İlk defa görüyorsam bunları yapıyoruz biz bu kampta. Ve daha sonrasında da bu soru tekrar sorularından sonra bir güzel seni ödevlendireceğim. Ödevin 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından olacak ve buradaki trigonometri bölümünü bitireceksin. Umarım anlaştık diye düşünüyorum. Artık ücretsiz pdf'ini de hemen açıklama kısmından indirdiysen ve beni de karşına aldıysan geçebiliriz dersimize. Başlıyoruz konu özetimize. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları diye bir başlığımız var. Dik üçgende gençler ee, ...bu şekilde bir x derecelik açı varsa... ...şurasına karşı dik kenar, burasını komşu dik kenar... ...ve burayı da hipotenüs olarak isimlendirirsek... ...ya da daha rahat bir tabirle... ...buraya A, buraya B, buraya da C dersek sevgili arkadaşlarım... ...bizim sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant diye fonksiyonlarımız var. Sinüs fonksiyonu buradaki x açısının... ...sinüs x dersem eğer... ...buradaki x açısının karşısının hipotenüsüne oranıdır. Karşı bölü hipotenüs yani B bölü C'dir. Kosinüs komşunun hipotenüs oranı A bölü C. Tanjant karşının komşuya oranı yani B bölü A. Kotanjant tanjantın tam tersi çarpımsal tersi hatırla A bölü B. Sekant dediğimiz şey aslında bakarsan 1 bölü kosinüstür. Yani böylelikle kosinüsün çarpımsal tersi olduğu için sen artık bunu C bölü A biçimde de isimlendirebilirsin. Kosekant da 1 bölü sinüs olacaktır. Bunu ben karıştırıyorum hocam diyorsan e, kosinüslü olan s ile başlıyor. Yani c s ile başlıyor. Sinüslü olan c ile başlıyor. Yani kosekant sinüsmüş. Bak c s'ye dönüşüyor. S de c'ye dönüşüyor aklında tutabilirsin. Tabi, tavsiye etmiyorum ama tabii bu da bir ezberlemenin yöntemi yani sonuç olarak. Sinüsün çarpma işlemine göre tersi kosekant ve çarpma e, kosinüsün çarpma işlemine göre tersi de e, sekant demiştik. 30, 45 ve 60 derecenin trigonometrik oranları. Şimdi şöyle ki biliyorsun 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı köküçtü. Hemen şöyle bir daha düzgünce yazalım. 1 ise burası köküçtü ve burası da 2 oluyordu. 45, 45, 90 üçgeninde de eğer ben buraya örnek veriyorum kök 2, buraya kök 2 dersem burası 2 oluyordu. Paydalar irrasyonel gelmesin diye böyle bir seçenek sundum sizlere. Şimdi sinüs 30 karşı bölü komşuydu. 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bakın buraya 1 bölü 2 karşı bölü hipotenüstü. Kosinüs 30 komşu bölü hipotenüstü dolayısıyla kök 3 bölü 2'dir. Tanjant 30 neresi? Bak burası karşı bölü komşu 1 bölü kök 3 yani kök 3 bölü 3 diyebiliriz. Ve kotanjant 30 ya da 1 bölü kök 3 olarak kalsın ya öyle yazalım. 1 bölü kök 3 payda da irrasyonel kalıversin canım. Kotanjant 30 da sevgili arkadaşlarım bunu çarpımsal tersi olduğu için kök 3'tür. Kosinüs 60 karşı komşu bölü hipotenüsü olduğu için 1 bölü 2. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Kotanjant 60 1 bölü kök Komşu bölü karşı. Tanjant 60 karşı bölü komşu olduğu için kök Yani bunun çarpımsal tersi. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 gelir. Karşı bölü hipotenüs. Kosinüs 45 komşu bölü hipotenüs olduğu için kök 2 bölü 2'dir. Tanjant 45 karşı bölü komşu olduğu için kök 2 bölü kök 2'den 1 ve kotanjant 45 de 1'dir. Burada benim dikkat etmenizi önereceğim şey şu. 30 derece ve 60 derece birbirini 90'a tamamlıyor. Birbirini 90'a tamamlayan açıların açılar ne olursa olsun birbirini 90'a tamamlıyorsa sinüsleri kosinüslerine tanjantları kotanjantlarına eşittir. Bundan kaynaklı 30'da sinüsün 30'u ile kosinüsün 60'ı yan yana yazdım. ikisi de 1 bölü 2. Kosinüsün 30'uyla sinüsün 60'ı birbirine eşittir. Tanjantın 30'uyla kotanjantın 60'ı birbirine eşittir. Yine kotanjantın 30'uyla tanjantın 60'ı birbirine eşittir. Yine aynı muhabbet sinüs 45 ve kosinüs 45 için geçerlidir. Ve tanjant 45 ve kotanjant 45 için de geçerlidir diyoruz sevgili gençler. Sağ üst taraftayız. Ne demiş bize? Trigonometrik özdeşlikler. Şimdi dikkat et. E, denklem dediğimiz şey sadece ama sadece birkaç değer için sağlarken özdeşlik dediğimiz şey bütün sayılar için sağlar. Bu yüzden ismi özdeşliktir. Şimdi ben burada şunu düşüneyim. Hipotenüs uzunluğu bir birim olan dik üçgenlerin dik kenarlarının özel bir ismi olabilir mi acaba? Bunu bir düşünelim. Şimdi iyi dinleyin. Ben sinüs x'in ne olduğunu biliyorum. Karşı bölü hipotenüs. Yani ac bölü ab. ac bölü 1 yani ac. Demek ki ben bundan sonra hipotenüsün 1 ise ben buraya abi sinüs x uzunluğu diyebilirim. Buradaki uzunluğun ismi sinüs x'tir. O zaman komşu bölü hipotenüs dersem Burası da kosinüs x'tir. Madem bu üçgen dik o halde Pisagor bağıntısını da uygularsam artık şunu söyleyeceğim. Şunun karesiyle şunun karesinin toplamı bunun karesini verir. Yani sin kare x ile kos kare x'in toplamı daima 1'dir arkadaşlar. Bu bizim en temel trigonometrik özdeşliğimizdir. Lütfen unutmayalım. Tanjant ve kotanjantı da tanımlarken demiştik ki tanjanta karşı bölü komşu demiştim. Kotanjanta komşu bölü karşı demiştim. E bunlar birbirinin çarpımsal tersi. E matematikte birbirinin çarpımsal tersi olan sayıların çarpımlarına biz 1 demiştik. O halde tan x ile kot x'in çarpımı da daima 1 yapar. Bu da benim ikinci en temel trigonometrik özdeşliğim. Aman ha sakın unutma. Not demiştik notu az önce aldınız birbirini 90'a tamamlıyorlarsa sinüsleri kosinüslerine tanjantları kotanjantlarına daima eşittir bunların yönlü açı ihtiyacımız olur. Ee, biz bir açının kenarlarından biri başlangıç, diğeri bitim kenar olarak alındığında elde edilen açıya biz yönlü açı diyoruz. Eğer açının burada OAB açısının ya da AOB açısının başlangıcı bak başlangıcı A ise, bitişi B ise o zaman ben açının bu tarafa doğru olduğunu bileceğim ve buna pozitif yönlü açı diyeceğim. Saat yönünün tersi, saatin tersi. Tamam mı? Eğer saat yönü ise gençler bu açıya da ne diyeceğim? Negatif yönlü açı diyeceğim. Sanki böyle kafamıza şey gibi canlanmasın. Saat yönü ya pozitif olur gibi canlanmasın. Saat yönünün tersine pozitif yönlü diyoruz. Saat yönüne de negatif yönlü açı diyoruz gençler. Devam. Burada diyor ki radyan. Radyanı bir tanımlayalım. Aslına bakarsan var ya ben ÖSYM yerine olsam bu radyan ve derecenin üstüne öyle boynarım ki öğrencilere. Yemin ediyorum şu an ülkenin yarısı dökülür de haberleri yok. Nasıl ki kilometre ve mil uzunluk ölçü, ölçümü için kullanılan farklı sisteme ait iki ölçü birimi. Mesela mil ve kilometre. Mesela Amerikalılar ve biz. İkimizde belli bir uzunluğu doğru ölçebiliyoruz ama onlar mil kullanıyor. Biz metre kullanıyoruz. Şimdi doğal olarak sevgili arkadaşlarım biz metrik sistem kullanıyoruz. Onlar bu milin olduğu sistemin ismini bilmiyorum ama onlar mil demeyi tercih ediyorlar. Bunu kullanıyorlar. Ve yanlış hatırlamıyorsam bir milde, e, 1 milde 1.6 kilometre falandı. Şimdi nasıl ki bunlar uzunluk ölçü birimi. Yalnız ikisi de aynı şeyi ölçmesine rağmen farklı olaylar. Açıları da ölçerken ikisi de aynı açıyı ölçecek ama derece gibi bir de radyanı kullanacağız. Radyan dediğimiz şeyde nasıl ölçülür? Bir çember düşünün. Çemberin yarı çapı R eğer şuradaki açımız yay uzunluğu R olan bir yayı tarıyorsa işte bu açıya ben bir radyan derim. Bir radyan. Birim çemberin kendi yarıçap uzunluğundaki yayını gören merkez açısına bir radyan diyoruz. Şimdi yalnız birim çemberini unutma. Yani o zaman şöyle diyeceğim. Bir bir birse. Yarı çap uzunluğu bir birim olan bir çemberin çevresi de çevresi neydi? 2 çarpı pi çarpı r. Değil mi? 2 çarpı pi çarpı r. Yalnız şunu unutma. Az önce söylediğim bir seni yanıltmasın. Bu buranın örneği olsun diye biri yazdım. Yoksa bu her çember için geçerli yani. Hani 5 5 5 olursa buradaki açının gene ölçüsü yine bir radyandır. Tamam. Yarıçap uzunluğu bir birim olan çemberin çevresi 2 pi r ile bulunuyordu. E şimdi burada birim çember olarak düşünürsem r'si 1'dir abi. O zaman bunun tamamı Ölçüsü çevresi nedir? 2 pi'dir. Demek ki birim çember üzerinde biz tam açıya 2 pi diyebiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Şuradaki yayın uz uz uzunluğu 2 pi. O halde ben bu 360 derece ile artık ilişkilendirebilirim. Biliyoruz ki tam açının ölçüsü 360 dereceydi. O halde 360 derece eşittir 2 pi radyandır. Daha kullanışlı haliyle 180 derece eşittir pi radyandır. Bakın buraya dikkat. Benim canım öğrencilerim. Buraya dikkat. 180 derece pi radyana eşittir. Pi'ye eşit değildir. Pi sayısı bizim için hep daima 3,14'tür yaklaşık olarak. Pi radyan ifadesiyle pi sayısı aynı şey değildir. ama ha karıştırmayın. Yani öğrenciler hep şey diyor mesela. Ya bu fen lisesinde bile okuyan öğrencim. Abi bana diyor ki. Ya diyorum hani. 180 derece ne diyorum? Pi diyor. E şimdi diyorum mesela. Pi 3,14 değil miydi? Trigonometride niye 180 diyoruz? E o trigonometriye özel bir şey diyor. Bilmiyor. Ama sorsan derece yapacak. Yapacak yani. Ama bir şey bilmeden yapıyor. Bu da eğitim sistemimizin yüzümüze böyle lönk diye çarpılmış hali gençler. Yani bildiğin resmi bu. Tamam mı? Aynadaki görüntüsü bu. Eğitim sisteminin. Çocuk neyin ne olduğunu bilmiyor. Sadece oradaki... Sorularda YKS'de net çıkarabilmek için oynuyor bu oyunu. Başka bir şey umurunda değil. Bundan kaynaklı ben diyorum ki ya adam akıllı bir eğitim modeli, eğitim sistemi öğrencilere neyin nereden geleceğini açıklayabilecek hocalar ya da gerçekten öğrenci matematik okuyorsa matematik görsün abi. Matematik okuyacaksa, bir şey yapacaksa, matematikle ilgili mühendislik falan okuyacaksa sadece bu çocuğa matematik ve fizik derslerinin yoğunlukta olduğu bir sistem verelim. Tıp okuyacaksa biyoloji üzerine bir sistem verelim bu çocuğa biz. Yani ben bunu istiyorum. E tabi doğal olarak hani iki ucu bir şeyli değnek derler ya, iki ucu boklu değnek yani hani. Bir yandan tabii eğitim sisteminin değiştirilemeyeceğini de kafam almıyor değil alıyor yani kaç milyon tane öğrenci var. Şimdi genel itibariyle de böyle şey kıyaslama yapılır ya böyle eğitimle ilgili bir kıyas olduğu zaman biz ülkecek millet olarak kıyası severiz değil mi? Hemen abi en iyisiyle yani Finlandiya'da böyle oluyormuş lan Finlandiya orası aç bak bakayım nüfusuna kaç, kaç tane öğrencisi var bir bak yani. Finlandiya orası kaç tane öğrencisi var? Yani o kadar az öğrenci grubuna istediğim modeli giydir. Yani çok rahat değişiklik yapabilirsin. Tamam mı? Ama şimdi işte yüz ölçümü falan olarak da arkadaşlar e, Türkiye Türkiye'den küçük. E, doğal olarak da tabii hani düşünüyorsun buraya uygulanabilir ya bazı sistemler. Burası yer yani götürür bunu. Ama ülkeye bakıyorsun abi 7 tane coğrafi bölgemiz var bizim. Yani e, coğrafi bölgelerdeki öğrenci e, profili de birbirinden farklı. E, haliyle eğitimi aynı şekilde dayatmaya çalışıyoruz. E, bundan başka bir çare de görünmüyor. E, bir tarafı da anlıyorum yani. E, dediğim gibi iki ucu bitti yani. Anlatabildim mi? Neyse dertleşesim varmış. Devam edelim. Gençler unutmayın pi ile pi radyan farklı şeylerdir. Yani şöyle mesela sen 5 sayısıyla 5 kilometreyi kıyaslıyor musun? Yani kıyaslamıyorsun değil mi? E, doğal birisi ölçü birimi olarak yani yolun uzunluğunu ifade edebilmesi için bir terim. Öteki sayılan hani e, 5 ile 5 kilometre aynı şey değil. E, bu da öyle. Pi radyanla pi sayısı farklı şeylerdir. Pi radyan 180 derecedir. Hani pi 180 değildir açıkçası. Tamam. Birim çember. Yarı çapının uzunluğu bir birim ve merkezi de orijinde olan çembere biz birim çember diyoruz. Bir hatırlatma vermek istiyorum ben şimdi size. Az önce fizik dersini anlattık. Kemal hocam sana gelsin. Fizik derslerinde yaptığımız bir hareketin sebebini bu kısımda çok daha iyi anlayacaksınız gençler. Mesela biz fizikte sanırım mekanik dersleriydi. Bu derslerde işte tork kuvvet dersleri falan var ya o konularda bir cismi şu yakasından tutup F kuvvetiyle bu tarafa doğru çektiğimiz takdirde burada alfa derecelik bir açı oluşuyorsa ben bu kuvveti yatay ve dikey bileşenlerine ayırabiliyordum. Bunun yatay bileşenini bulurken sen hep şuradaki açının yatay bileşenini bulunurken F ile kosinüs alfayı çarpıyorsun. Dikey bileşenini bulurken de F ile sinüs alfayı çarpıyorsun. Ya hocam bazen açıyı burada veriyor onu da fizik hocan anlatsın. Ne diyeceğim buraya 90 eksi beta diyeceğim ona göre ayıracaksın tamam mı? Az bir trigonometri bilgisi de kullanıyorsunuz fizikte. Yatay bileşen kullanırken bak adam bunu biliyor fizikte. Yatay bileşen bulurken ben F ile kosinüs alfa'yı çarparım, dikeyde de F sinüs alfa'yı çarparım olur biter diyor. Tak tak niye ezberlemiş? Ama bunun trigonometride bak bunun sebebi ne? Trigonometriden geldiğini de bilmiyor ama trigonometri sorularında görünce de sapıtıyor. Şimdi iyi dinle bak şu olay bu olayı biliyorsun değil mi fizikte? Şimdi iyi dinle. Belki eşit ağırlıkçılar bilmiyordur ama o da, onlar da bir yerlerde görmüştür. 9. sınıf konusu olması lazım. Şimdi devam edelim bakın. Kosinüs alfa birim çemberde. Şurası 1 değil mi abi? Ben az önce bir şey de yapmıştım hani demiştim ki şöyle bir üçgen vardı. Hocam bu üçgende demiştim. Şurası 1 iken, burası alfayken buraya ben sinüs alfa diyorum. Buraya da kosinüs alfa diyorum haliyle. Değil mi? Şimdi o zaman biraz daha kurcalayıp o HP üçgeninde pisagor alırsak cos kare artı sin karenin de 1 geldiğini biliyoruz. Şimdi bu birim çemberin formülüydü abi. Okey. Şimdi ben sana şunu da hatırlatacağım. Bir tane daha üçgen çizdim ama bu sefer o hipotenüs var ya o hipotenüs 1 olmasın abi. Yeter artık 1 ile çalıştığımız. 5 olsun. Tamam mı? Şimdi burası eğer alfaysa şuradaki uzunluğumuz... 5 çarpı kosinüs alfa iken buradaki uzunluğumuz 5 çarpı sinüs alfadır. Bunu da şu şekilde hayal etmeni istiyorum. Şurada bir cisim var. Bu cismin yakasından tutmuşuz abi. Bu tarafa doğru f ile çekiyoruz ve bu f'in kuvveti f kuvvetinin büyüklüğü de 5. Tamam. O halde bunun dikey bileşenini nasıl bulursun sen? 5 ile sinüs alfayı çarparım hocam. Aa bak biz de ne yaptık zaten burada? Farklı bir şey yapmıyoruz yani. Bunun yatay bileşeni ne? Yani şurası 5 e çarpı kos alfa. E bak farklı bir şey yapmamışız zaten. Bundan sonra trigonometride bu tarz sorularda hata yapmanı lütfen istemiyorum. Hep de bu özelliği kullandırırlar. Hep mi hocam? Evet hep bu özelliği kullandırırlar. Farklı bir şey karşına gelmeyecek zaten. Bu özelliği kullanmayı biliyorsan soru zaten seni götürür. Devam. X kare artı Y kare eşittir 1. Bir, birim çemberin denklemidir. Esas ölçü. Şimdi alfa sıfırdan büyük veya eşit ve 360'dan küçükken ve k'da bir tam sayı olmak üzere ölçüsü alfa artı k çarpı 360 derece olan açının esas ölçüsü alfa derecedir. Yani burada şunu söylemeye çalışıyor. Şu birim çember olsun. Tamam mı? Şöyle bir birim çember çizeyim ben sana. Şöyle. Şimdi bu birim çember üzerinde şöyle bir açı yaptığın zaman bak bu açı orada yazıyor 19 dereceymiş. 19 derecelik bir açı burası. Program da ne güzel ölçüyor ha ben buraya 19 demezdim 30 falan derdim yani 30 bir gideri var yani şimdi bunu tuttum ben tekrar bunun üstüne getirirsem bak gene 19 derece yazıyor da gördün mü Ben bunu tamamen 360 derece döndürürsem şuraya kadar getirdim bak 354 55 56 57 58 59 tekrar ne oldu bak 360 ama aynı zamanda bu sıfıra eşit Demek ki 360'ta bir sıfırlıyor. 360'ın üstüne bir 19 daha sayarsam mesela ne olur? 379 olur. Lan aynı zamanda o zaman ben şöyle yaparım. Şurası da abi 379'dur ama birim çemberde gösterdikleri yer aynı olan bunların. Demek ki 379 derece 19 derecenin ta kendisiymiş. O zaman ben şunu derim. Ölçüsü 0 ile 360'ın dışında olan açıların 0 ile 360 arasına taşınması işlemine esas ölçü bulma deriz. Bunların 0 ile 360'ın dışındaki açıların 0 ile 360 arasındaki karşılıklarına da esas ölçü derim. 379, 19 dereceyle aslında eşit değil de denkmiş gibi de düşünebilirsiniz. Tamam Bunu tabi radyan içinde uygulamamız mümkün. Şimdi devam edelim. Trigonometrik fonksiyonlar. Hocam aşağıdakini, şurayı güzel bir şekilde not al. Tamam mı? Hatta bu notu güzel bir A4 kağıdını alıp duvarına da yapıştırabilirsin istersen. Şöyle ki burası alfa. Şurada bir kırmızı doğrumuz var. Burası A, burası C, burası B, burası D. Şuraları biliyorsunuz bir birim uzunluğunda falan filan. Hatta şuraya da biz P noktası diyelim. Pekala. Şimdi ne notlar alabiliriz bakalım. Hocam bir kere ben şurası 1 olduğu için şunu şöyle indirdiğim takdirde tamam mı indirdiğim takdirde şuradaki uzunluğun sen kosinüs alfa olması gerektiğini, şuradaki uzunluğun da sinüs alfa olması gerektiğini biliyorsun. Göründüğü üzere kosinüsü ben x ekseninin üzerinde gösterdiğim için artık benim için burası x ekseni değil trigonometride ben artık buraya kosinüs ekseni demek istiyorum. Ve aynı şekilde şurası sinüs uzunluğunu veriyor ya o zaman ben bunun ordinatı sinüs x'tir derim. Sinüs alfadır derim. E burası da sinüs alfayı veriyorsa bana bunu da y ekseni üstünde gösterdiğim için artık burası y ekseni demiyorum ben buraya. Ben buraya sinüs ekseni demek istiyorum. Hocam tanjant ve kotanjant içinde bir şeyler çıkarabilir miyiz? Çıkarırız. Bak nasıl yapacaksın onu da. Hocam x eşittir 1 doğrusu benim için tanjant eksenidir bundan sonra. Şimdi sebebine gelelim. Ben burada tanjant alfayı hesaplamak istersem Karşı bölü komşuydu buna şu üçgende bakmak istiyorum şu üçgende bu üçgende karşısı ac uzunluğudur komşusu da birdir bak şurası bir birim uzunluğunda değil mi orası değil şurası bir birim uzunluğunda ac bölü bir yani ac uzunluğu bana neyi veriyormuş gençler tanjant alfayı demek ki şurası tanjant alfa yani a'dan c'ye kadar olan kısım uzunluk tanjant alfa uzunluğudur tanjant alfa'yı da bu eksen üzerinde x 1 doğrusu üzerinde gösterebildiğim için buna tanjant ekseni diyorum. Ekstradan bir de şurası var ya şurası. Şu üçgende ben kotanjant alfa bulmak istiyorum. Burası alfa ise Z'den kaynaklı burası da alfadır. Şimdi kotanjantı bulalım. Komşusu yani PD kotanjant alfa dedim. PD uzunluğu bölü karşı 1. Demek ki PD uzunluğu bana neyi verecekmiş? Kotanjant alfa. Yani burası da kotanjant alfa mıdır? Evet hocam burası da kotanjant alfadır. O zaman ben y bir doğrusuna bundan sonra kotanjant ekseni derim babuş. Tamam mı? Güzel. Sadece bunu mu alacağız hocam? Not yok bak bunu almıyorsun. Şimdi birinci bölge için bazı çıkarımlar yapalım biz. Burada gençler. Burada. Şunları şöyle bir alalım. Tamam mı? Bunları böyle bir alalım. Kopyalayalım. Tamam mı? Ben bunları şuraya yapıştırayım abi. Yapıştırdıktan sonra şunları şöyle bir silelim bir güzelce. Sildim. Şimdi gençler iyi dinleyin. Şu kırmızı doğru, değil mi? Kırmızı doğru buradaydı. Ve dikkat ettiysen bize şu B noktasından şu aşağı kadar inen yer var ya, o sinüsü veriyordu, değil mi? Ben açıyı arttırırsam mesela şuraya kadar artık sinüsü şurası verecektir bana bak şurası. Biraz daha arttırdım burası sinüs olacaktır. Azaltırsam sinüs şurasıdır küçücük yer. Daha da azaltırsam minnacık yerdir şurasıdır sinüs. E demek ki ben açıyı arttırdıkça sinüsüm de artıyor. Açıyı azalttıkça sinüs azalıyor. Şimdi arttıkça artan azaldıkça azalan ne var? Tabii ki artan fonksiyonlar var değil mi? O halde gençler benim için sinüs fonksiyonu birinci bölgede artandır. Birinci bölge için bakman yeterli. Tamam mı? Sen çünkü bütün açıları birinci bölgeye taşıyabilecek kapasiteye sahip olacaksın indirgeme formüllerini öğrendiğimiz takdirde. Sinüs fonksiyonu artan dedim. Şimdi gel geldik kosinüs fonksiyonuna. Şimdi abi kosinüs nereyi veriyordu? Bana şurayı bak. Şu uzunluk bize kosinüsü veriyor değil mi? Şu uzunluk. Ben bu açıyı artırırsam bu uzunluk küçülür. Biraz da artırdım biraz daha küçüldü. Ama açıyı azaltırsam kosinüs değeri büyüyor abi. Bak şu yataydaki uzunluk büyüyor. Demek ki Açı arttıkça kosinüs küçülüyor. açı azaldıkça kosinüs büyüyor. O halde gençler kosinüs fonksiyonumuz birinci bölgede azalan bir fonksiyondur dedik. Tanjanta bakalım. Tanjantı anlamanın farklı yolları da var. çünkü ben tanjantı sinüs bölü kosinüs olarak öğreneceğim birazdan daha öğrenmedim ama öğreneceğim. E sinüs burada açı arttıkça sinüs artıyor. Açı arttıkça kosinüs azalıyorsa pay kısmı artan payda kısmı azalan fonksiyon tabii ki de artar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım tanjant fonksiyonu da artandır derim. Veyahut sen şunu yaparsın. E burasıydı hocam benim tanjantım. Açıyı artırınca tanjant da büyüyor. Açıyı azalttıkça tanjant bak şurası azalıyor. Açıyı azalttım bak şurası oldu tanjant. Biraz arttırdım burası oldu gördün mü? Açı arttıkça tanjant artıyorsa bizim fonksiyonumuz artandır. Kotanjant da bunun çarpımsal tersi olduğu için kotanjant fonksiyonu da birinci bölgede azalan bir fonksiyondur diyebiliriz. Neymiş? Artan olanlar birinci bölgede sinüs ve tanjant. Azalan olanlar kosinüs ve kotanjantmış. Bunu da öğrendik. Bir de ekstradan. Ben sinüs ve kosinüsü dikkat ettiysen birim çemberin içinde gösteriyorum. Yani şu uzunluğa diyorum ki sinüs x, şu uzunluğa diyorum ki kosinüs x. Tamam güzel hoş da şöyle bir durum da var. Şimdi bu o zaman kosinüsün alabileceği maksimum değerin neresi olduğunu gösteriyor. Buradaki 1. Çünkü biliyorsun bu kosinüs ekseniydi kosinüs ekseni. Demek ki maksimum değer 1 e minimum değer döndüm hop eksi 1'e sinüs şey kosinüs. Demek ki kosinüs maksimum 1 minimum eksi 1 olabiliyor. O halde ben kosinüsün değer aralığını kosinüs x'in değer aralığı eksi 1 ile 1 aralığındadır arkadaşlar. Sinüs x'e baktığın takdirde o da y ekseni üzerinde birim çemberin içerisinde sıkışıp kalacağı için sinüsün alabileceği minimum değer bak buradadır eksi 1. Maksimum değer bak buradadır artı 1'dir. Bundan kaynaklı sinüs de eksi 1 ile bir aralığındadır. Ama tanjant da kotanjant için durum öyle değil. Nasıl? Şimdi şurası tanjant doğrusuydu ya. Ben yani bunu artırınca bayağı arttı. Biri falan geçti. Yardı geçti. E şimdi bunu biraz şöyle yukarı doğru alalım. Şu x eşittir 1 doğrusu için şöyle biraz daha uzun bir görsel çizelim. Bak şimdi açıyı biraz daha artırıyorum. O tanjant yükseldi gitti. Şimdi ben biraz daha arttırırsam ekrana sığmaz. Biraz daha arttırırsam hiçbir şekilde hiçbir yere sığmayacak. 90'a çok yaklaştırırsam eğer o bak 90'a neredeyse paralel oldu. Artık bu tanjant arşı alaya ulaşmıştır diyebiliriz gençler. Tanjanttan bahsediyoruz. Açı 90'a yaklaştı sadece. Ama tanjant uçtu gitti. Demek ki tanjantın alabileceği maksimum değer 90 falan olursa sonsuza kadar gider tanjant. E bu tarafa doğru dönerse hocam o zaman da negatif tarafına gideceği için tanjant ekseninin negatif değerler alacak ve o da eksi sonsuza kadar gidecek. Demek ki tanjant eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında değerler alabiliyor. Kotanjant da aynı şekildedir o halde. Aynı yorumu buraya da yapabilirsin. Eksi sonsuzda artı sonsuz aralarında değer alabilir dersin. Ama biz şunu yapacağız. Tanjant 90'a sonsuz mu diyeceğiz? Hayır. Tanjant 90 tanımsızdır diyeceğiz. Çünkü burada tanjantı biz sinüs bölü kosinüs olarak nitelendirdiğimiz için e şimdi kosinüs 90 şöyle yukarı çıktım. Kosinüs ekseninde kaç birim aldı abi yol aldı? 0. Demek ki kosinüs 90 sıfırmış. Sin 90 da 1'i gösterdiği için 1'dir. 1 bölü 0 da tanımsızdır. Tanjant 90 tanımsızmış. O zaman tanjant 270 de yani şurası da tanımsız olur. Çünkü kosinüs orada da sıfır. O zaman kotanjant nerede tanımsızdır? Tabii ki sıfırda ve 180'de tanımsızdır diyebiliriz. Bunlara da dikkat ediyorsunuz. Bu söylediklerimin her birini güzel bir şekilde not alın. Tertemiz çıkarın ve gençler daha sonrasında da duvarınıza lütfen yapıştırın bunu. Şurayı sildim. Devam ediyorum sağdaki notla. Kartezyen koordinat sisteminde x ve y ekseni üzerindeki sayıların hangi bölgelerde pozitif veya negatif olduğunu bilmeyen yoktur. Şimdi ilkokul bilgisi bu. 7. sınıfta öğretiyorlar ilk defa Kartezyen koordinat sistemini. X ekseninin ne tarafta pozitif olduğunu, ne tarafta negatif olduğunu, X ekseninin, Y ekseninin ne tarafta pozitif, ne tarafta negatif olduğunu 7. sınıfta öğreniyoruz. Şimdi Az önce biz ne dedik? X eksenine kosinüs ekseni dedik. Y eksenine sinüs ekseni dedik. E tamam bunu kullan. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel kızları varmış da kara tahtaya çıkmış da Türkiye Cumhuriyeti bir şeyler olmuş böyle tekerlemelere ne gerek var? Yemin ediyorum bilmiyorum tekerlemeyi. Bak yemin ediyorum bilmiyorum. Abi ne gerek var zaten ya? Yani sen eee bunları trigonometriyle uğraşan adamları işte uzmanlık alan yok profesörleri şunları bunları bilim adamlarını niye mezarlarında ters döndürüyorsun ki abi Türkiye Cumhuriyeti'nin bilmem ne güzel kızları falan diyerek yani tekerleme niye ezberletiyorsun ya ne gerek var hani ne gerek var daha iyi mi ezberliyor öğrenciler abi ezberden uzak tutalım o zaman değil mi Şimdi gençler x ekseni y ekseni basit bir olay X ekseni ne tarafta pozitifti? Sağ tarafta. O zaman kosinüsler de sağ tarafta pozitiftir. Yani bak. Gördün mü? E, x ekseni ne tarafta negatifti? Hocam sol tarafta. E, o zaman kosinüsler de burada negatiftir. Başka bir alternatif var mı? Yok. E şimdi o zaman güzel kardeşim, kosinüslerin pozitif olduğu yerler neresiydi? Bu taraf. Negatif olduğu yerler bu taraf. E tamam güzel. Sinüsler yani Y ekseni, Y ekseni ne tarafta? Pozitif üst tarafta mı? O zaman sinüsler de orada pozitiftir. Y ekseni nerede negatifti? alt tarafta o zaman sinüsler orada negatiftir. Bu kadar basit. E hocam o kara tahta mara tahta Türkiye Cumhuriyeti deyince hani Türkiye Cumhuriyeti tümü ha bak tümü tümü mü pozitifti? Böyle mi ezberleyeceğiz gerçekten? Ya gençler sen tanjant ve kotanjantın Birinin sinüs bölü kosinüs, ötekinin kosinüs bölü sinüs olduğunu bilmiyor musun? Evet o zaman tanjantla kotanjant aynı işaretli olacak hangi bölgedelerse. E şimdi artıya artıya böl tanjant da kotanjant da artıdır. Eksiye artıya böl eksidir. Eksiye eksiye böl artıdır. Artıya eksiye böl eksidir. Al. Niye ezberleyelim ki ya? Mantık var. Değil mi? Neyse devam. Konuşmayacağım daha fazla. Anladınız değil mi siz? Aferin size. Tanjantın hangi bölgede işareti neyse kotanjantın işareti de aynıdır. Çünkü tanjant sinüs bölü kosinüstür. Tanjant ve kotanjantın da nerelerde pozitif, nerelerde negatif olduğunu az önce zaten belirttik gençler. Evet indirgeme formüllerimiz. Bu formülleri de ezberliyor benim canım öğrencilerim. Ezber yapmayın gençler. Ezbere karşıyız. Yapmayın. Ben size bazı ezberlemeniz gereken şeyleri söylüyorum, söylerim. Ee, ama onlar da ciddi anlamda yani ezberlense soruyu daha iyi, hızlıca çözebileceğin için bunu söylüyorum. Hani diyorum ki bak, bunu ezberle. Hani sonuçta senin amacın sınavda net yapmak. Oturup da bu ezber yapman gereken formülün ispatını çıkarmasına sınav esnasına. Yani 10 dakika sürmez. Yani 10 dakika... O soru 10 dakika olmamalı senin için. Yani ezberinde dursa 30 saniyedeki soru. Şimdi sen onu ispat mı etmeye çalışacaksın? O formülü çıkarmaya mı çalışacaksın? Çıkarma. Tamam. Bazı formüller sin kare x artı cos kare x. Niye 1 olduğunu... Bunu bil yani özdeşliği. Kalkıp da işte bir tane hipotenüs uzunluğu bir birim olan bir dik üçgen çizip ABC diye isimlendirip ha sinüs x neydi x diye şuraya dedim sinüs x neydi karşı bölü 1 o zaman karşısı sinüsmüş falan deme yani. Sonra Pisagor'dan sonra sin kare kos kare birmiş deme. Onu da ezberle. Ben sana ezberlemen gereken şeyleri zaten söylüyorum. Lakin gidip de kalkıp da böyle neyse. Gençler şimdi bize açıları her daim birinci bölgede vermeyecek biz hep unutmayın buradaki birim çember üzerindeki açının x ekseniyle yaptığı tarafa bakmamız lazım. Yani açıların trigonometrik hesapları yapılırken hep x ekseniyle yaptığı şuradaki pozitif yönlü açıyı bizim değerlendirmemiz lazım. Ama adam gidiyor bana buraya alfa veriyor şimdi. Sen diyeceksin ki o zaman burası alfaysa burası pi eksi alfadır. Yani benim aslında sinüs pi eksi alfayı hesaplamam gerekiyor. Şimdi bu açı kaçıncı bölgeye düşüyor? İkinci bölgeye. X ile yaptığı bir açı olduğu için sıkıntı yok. O yüzden isim falan hiçbir şey değiştirmiyoruz. İsim değiştirenler x ekseniyle yapılan açılar olmadığı takdirde isim değiştiriyoruz. O yüzden burayı iyi dinle. Sinüs pi eksi alfa o zaman şuradaki alfanın direkt sinüsüne eşittir. Çünkü sinüs burada pozitifti. Kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için eksi kosinüs alfadır. Tanjant negatif olduğu için eksi tanjant alfadır ve kotanjant da negatif olduğu için eksi kotanjant alfadır diyeceğim arkadaşlar. Geçtim şuraya bak. Mantalite çok basit. Buradayız. Yine x ile yapılan açı verilmiş. Dolayısıyla ben isim falan değiştirmeyeceğim. Ben burayı nasıl ifade ederim? Burası pi ise yani 180 ise 180'i e alfa kadar ekleyince pi artı alfa olur burası. Ama ben yine de buradaki alfayı kullanacağım. Sinüs 3. bölgede negatifti. Dolayısıyla eksi sinüs alfa olur. Kosinüs de negatifti. Eksi kosinüs alfa. Tanjant pozitif olduğu için direkt tanjant alfadır bu. Bu da direkt kotanjant alfadır çünkü o da pozitif. Geçtim şuna. Bak dikkat et yine burası verilmiş. X ile yapmış açıyı. Dolayısıyla burası da 2 pi'den alfa kadar çıkarırsam 2 pi eksi alfayı bulurum. Bu da bana sinüs 4. bölgede negatif olduğu için eksi sinüs alfayı. Kosinüs pozitif olduğu için kosinüs alfayı tanjant ve kotanjant negatifte eksi tanjant alfa ve eksi kotanjant alfayı verir. Burada bir S vereceğim. Sana farklı bir özellik daha yüklemem gerekiyor şimdi. Skill açılacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle ki 2 pi dediğimiz şeyin esas ölçüsü zaten sıfırdı ya. Aslına bakarsan bu sinüs eksi alfadır. Yani içerisi. Aslında bu kosinüs eksi alfadır. Bu tanjant eksi alfadır. Ve bu da kotanjant eksi alfadır diyeceğim. Ve burada dikkat etmen gereken bir şey daha söylüyorum. Lan bunlar fonksiyon yani fonksiyon. E şimdi sinüs eksiği tanjant ve kotanjant eksiği ne yapmış? Kusmuş abi. Demek ki o zaman ben diyeceğim ki lan bunlar tek fonksiyon. Kosinüse bakıyorsun adam gibi bak eksi alfayı ne yapmış? Götürmüş abi. O zaman kosinüs çift fonksiyondur. Hani burada da şey mantığı var ya. Sin kusar kos yutar. Evet. Bu. Tamam. Yani öyle düşünmek isteyen yine e, kosinüsle sinüse insani vasıflar yükleyebilir yani böyle düşünmek isteyenler ben yüklemiyorum e, ben sinüse tek fonksiyon kosinüse çift fonksiyon demek istiyorum çünkü ben e, fonksiyonlarda teklik ve çiftlik kavramlarını biliyorum gençler bilmeyenler ezberleyebilir kusar yutar muhabbetini tamam devam edelim pi bölü 2'lere geçtik bak şimdi de şöyle bu sefer x80 ile yapılan açı verilmemiş. Benim baz almam gereken şey neydi? x80 ile yaptığı açıyı bulmam gerekiyordu. Lakin şöyle bir durum var. Burası x80 yapılan açı değil. Ben bu x80 yapılan açıya nasıl dönüştürürüm burayı? Derim ki hocam aslında şurası olsa iyiydi. Mesela burası nedir? Pi bölü 2 eksi alfa kadarlık bir açıdır değil mi? Şimdi bak iyi dinle beni. Az önce x ekseniyle yapılan açılarda şuraya ne demiştik? Pi'den bunu çıkarmıştım bak. Pi'den sen gidip zaten pi bölü 2 eksi alfayı çıkarırsan pi bölü 2 artı alfayı zaten bulursun. Ve sen onun yerine şunu hesaplasan da aynı şeyi bulacaksın. Bundan kaynaklı da ben diyorum ki birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine kosinüsleri sinüslerine eşit değil miydi? Evet eşitti. E o zaman ben pi bölü 2'lerde yani x eksenine yapılan açılara verilmediği takdirde açıyı buraya taşıyabilmek için isim değiştiririm. İsim değiştirme muhabbeti buradan geliyor. Ben x ile yapılan açıya bakacağım. Benim muhatabım bu. Ama burası verilmemiş. Ben bu açıyı trigonometrik fonksiyonlu buraya nasıl taşırım? Sinüsü kosinüs yaparım. Kosinüsü sinüs. Tanjantı kotanjant. Kotanjantı tanjant yaparım. Bu şekilde taşırım. Madem öyle sinüs pi bölü 2 artı alfa şimdi dur. Ben neyini hesaplıyorum bunun? Sinüsünü. Evet tamam o zaman. Sinüs burada neydi? İkinci bölge. İkinci bölgede pozitifti. İkinci bölgede pozitifse isim de değiştireceğim. Direkt kosinüs alfa olacak. Kosinüs negatif olduğu için eksi sinüs alfa. Bak ben buranın işaretine bakıyorum ha. Tanjant negatif olduğu için eksi kotanjant alfa. Ve kotanjant negatif olduğu için bu da eksi tanjant alfadır. Bak yine dikkat et x ekseniyle yapılan açı verilmemiş. Y ekseniyle ya yapmış buradaki açıyı. O zaman ben buna şurası gençler şurası 3 pi bölü 2 olduğu için 3 pi bölü 2'den alfayı çıkarırsam şuradaki açının tamamını bulmuş olurum. Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'de artık ben bu açıyı şuraya taşımak için ismini değiştiririm. Sinüs olacak kosinüs ama sinüs 3. bölgede negatif olduğu için eksi kosinüs alfadır. Kosinüs negatif olduğu için eksi sinüs alfadır burası tanjant pozitif olduğu için bu kotanjant alfadır. Pabalar gibi kotanjant da tanjant alfa olacak gençler burası. Şimdi geldim 6'ya. Burada da bu sefer burayı verecek. Ve ben biliyorum ki e, burası 3 pi bölü 2'den alfa kadar fazla. Dola, doğal olarak benim buradaki açım nedir? 3 pi bölü 2 artı alfadır. Sinüs burada negatif olduğu için eksi kosinüs alfa. Kosinüs burada pozitif olduğu için sinüs alfadır. Tanjant ve kotanjant da negatif oldukları için bu eksi kotanjant alfa bu da eksi tanjant alfadır. Başkası değildir. İndirgeme formülleri bak 4 kere 6 24 tane burada formül var abi. Birinci bölgeyi de sayarsan 28 yapar. 28. Kalkıp bunları ezberleyeceğim mi şimdi? Gerek yok. Ve geldim sinüs teoremine. Arkadaşlar teoremi bir çıkaralım önce. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B ve C çevrel çemberin yarıçapı da R olsun denmiş bize. BD çapı çizilirse yani şurası arkadaşlar çizilirse BCD üçgeninde BC CD'ye diktir ve BD'de 2R'dir. Bak şimdi neyi çizdik? BD çapını çizdik. Daha sonrasında ben burada BC'nin CD'ye dik olduğunu söylüyorum. BC neresi burası? CD burası. Niye dik oldu? E çapı görüyor çünkü. Tamam? Çapı görüyor abi. Pekala. O halde ben şuradaki açımın sinüsünü hesaplamak istersem karşı bölü hipotenüs demem lazım ki hipotenüs nedir? 2R'dir. Pardon, şurası 2R'dir. E şimdi karşı bölü hipotenüs. A bölü 2R sin D'yi buldum. Aynı şekilde davranacak olursam. Aynı şekilde davranacak olursam. Şurası buradaki D açısı. Nereyi görüyor? A'yı görmüyor mu? E burası da mı A'yı görüyor? O zaman buradaki A açısıyla D açısı birbirinin aynısıdır. Madem sin D A bölü 2R. O zaman sinüs A da A bölü 2R'dir. O zaman sinüs B de B bölü 2R'dir. Sinüs C de C bölü 2R'dir. E hepsi o zaman gençler bu şekilde oluyorsa. A bölü sinüs A. Bak şimdi bu nereden geliyor? Ben sinüs A'ya A bölü 2R demedim mi? Sinüs B'ye B bölü 2R demedim mi? Sinüs C'ye de gençler C bölü 2R demedim mi az önce? Az evvel. O zaman hepsinde de 2R'yi yalnız bırakırsam A bölü sinüs A olur burası. B bölü sinüs B olur. Tabii şurası büyük A. Ve bu da C bölü sinüs C'ye eşit olur. Tamam. Tamam güzel o zaman biz böyle bir eşitlikten bahsedebiliriz. Bu da bana sinüs teoremini verir. Bir de sinüs alan teoremi var. Bunların her birinin kullanımını göstereceğiz arkadaşlar. Soruların içerisinde de göstereceğim. Sinüs alan teoremi de hani bu aslında çok kullanıyorsun. Herhangi bir üçgenin alanını falan hesaplarken ne diyorsun? En genel bildiğin formül e, taban çarpı yükseklik bölü 2 Tamam güzel olan bu koltuk da gıcır böyle şey yapıyor yani deri koltuk ya ara sıra oynarken böyle değişik sesler çıkıyor o değişik sesleri de farklı şekilde bir gün anlayacaksınız diye çok korkuyorum ama inşallah yani benden değil arkadaşlar tamam mı benden değil <laughs> devam alan şimdi burada ABC üçgeninin şurası H'sa Burası da taban C ise ee, şuraya da B dedik unutmayın. Alanı nasıl bulurum? H'la C'yi çarpar 2'ye bölerim. Şimdi buradaki H dediğim şey nedir? Eğer ki şurası A açısıysa ben şuradaki hipotenüsün sinüsüyle çarparsam yani sinüs B çarpı sinüs A dersem H'ı bulurum. B çarpı sinüs A o zaman H gördüğüm yere şurada B çarpı sinüs A yazarsam bana sinüs alan teoremini vermiş olur. Yani aslına bakarsan bu üçgenin alanı diyor. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı şu A'nın solundaki ve sağındakini yazıyorsun. B çarpı C tamam mı? Çarpı ortadakinin sinüsü. Sinüs A. B'ye göre yazacak olursan şurası A ise eğer 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sinüs B'dir. Veya C'ye göre yazacak olursan 1 bölü 2 çarpı sağındaki solundakine A çarpı B çarpı kendisinin sinüsü. Bunların hepsi bize alanı verir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dedim. Niye dedim? Şimdi şöyle ki sildim. Bir tane dik üçgen düşünün. Şöyle, şöyle, şöyle. Dik üçgen bak bu. Burada 90. Buraya A dedim. Buraya B dedim. Bu üçgenin alanı nedir? Hocam bilmeyen var mı bunu? A çarpı B bölü 2'dir. Tamam hoş güzel. Şimdi ben bunu sinüs alan teoremiyle yaparsam. 1 bölü 2 çarpı a çarpı bak sağındaki solundaki a çarpı b çarpı sin 90. Bir dakika dur. Sin 90 derece kaçtı? E, 1'di. E, al sana a çarpı b bölü 2. Yani biz bu üçgendeki dik üçgenin alanını veya dik olmayan üçgende taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyoruz ya. Zaten oymuş gençler. Tamam. Yani sinüs teoreminden geliyormuş zaten. Umarım anlatabilmişimdir. Bir de kosinüs teoremi şuradaki açıyı biliyorsan ki biz bu açıya A diyelim. Buradaki açıyı biliyorsan ve bunun sağını solunu biliyorsan karşı tarafını hesaplayabilirsin. Bunu da nasıl yapacağız? A'nın karesi eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi eksi 2 çarpı bu çarpı bu çarpı kosinüs A diyeceğiz. Bu da aslında Pisagor'u biliyorsunuz değil mi? Pisagor. Pisagor. Öyle bir Leyla ile Mecnun'da İsmail abinin bir şeyi vardı. Esprisi. Şimdi Şöyle ki ben şurası A burası B burası C ise ne diyordum arkadaşlar? A kare artı B kare eşittir C kare diyoruz değil mi? Tamam. Şimdi ben buna C'yi bulabilmek için bir kosinüs teoremi uygulasam. C'nin karesi ya da şöyle diyelim. A'nın karesi artı B'nin karesi eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs 90 derece eşittir C kare. Şu an neyi uyguladım ben? Pisagor teoremini uyguladım. Kosinüs 90 kaçtı? 0 mıydı? Hop gitti. Neymiş? A kare artı b kare c kareye eşitmiş. He tamam. Ben bazen şüpheleniyorum. Bu Pisagor teoremi de bunu Pisagor bulmamış olabilir mi diye. Yani bence trigonometri daha eski de olabilir. Pisagor'un Pisagor arkadaşımızın yaşadığı dönemden daha eski zamanlarda bu kosinüs teoremi falan bulunmuş olabilir mi diye de düşünüyorum. Bulunmamış da olabilir. Bilmiyorum belki kosinüs teoremini e, bulan adam çok feci şekilde Pisagor teoreminden etkilenmiş de olabilir. Yani her şey olabilir gençler. Araştırmak lazım. Yani nesini araştıracaksın ki abi? Geçmiş, mazide kalmış bir şey yani. Ne, neyi yazdılar? onu biliyoruz. Toplam fark formülleri gençler. Toplam fark formülleri tabii ki de bu formüllerin geometrik ispatını falan yapılarak çıkarılabilir. Lakin işte az önce bahsettiğim olay bunları sevgili arkadaşlar ezberleyin diyemeyeceğim. Lakin hani bir kenarda mutlaka not olarak alın dursun. Genellikle böyle öğrenciler duvarlarına karşılarına falan asıyorlar böyle. Ya bunu var ya toplam fark formüllerini. Telefonun duvar kağıdı yapan arkadaşı gördüm. Arka plan olarak yapmış. Diyor ki hocam her açtığında göreyim ki diyor aklında kalır diye. Eyvallah. Genelde böyle çok soru çözerseniz bunlarla alakalı Baya bir alıştırma yaparsanız zaten otomatikman aklınızda kalıyor gençler. Tamam. Dik olmayan her üçgende tüm açıların tanjantlarının toplamıyla tanjantlarının çarpımı birbirine eşittir diye bir notum var bak benim burada sana. Dik olmayan her üçgende tüm açıların tanjantlarının toplamıyla tanjantlarının çarpımı birbirine eşittir. Şimdi bu özellik bazı sorularda çok ama çok işinize yarar. Normalde müfredatta oturup da anlatılan bir şey değil bu. Dolayısıyla bunun notunu al tamam. Birkaç üçgende de denemeni rica ediyorum senden. Bak Birkaç üçgende de denemeni rica ediyorum. Ee, dik olmayan her üçgende tüm açıların tanjantlarının toplamıyla tanjantlarının çarpımı birbirine eşittir. Bu özellik mutlaka at cebe dursun. Yarım açı formülleri. Yarım açı formülleri toplam fark formüllerinden geliyor gençler. Burada toplam fark formülleri var ya aslında toplam formüllerinden geliyor. Şunu kullanıyoruz. Şunu kullanıyoruz. Ve şunu kullanıyoruz arkadaşlar. Sadece toplamları kullanıyoruz. Burada hani a artı b diyor ya. İkisi de a olsaydı diye varsayıp burada zaten sana tek tek nasıl çıkarıldıklarını anlattım. Ee, i̇kisi de a olsaydı diye bir çıkarım yapıp sonuç olarak bir e, özdeşliğe ulaşıyoruz. Sinüs 2a yarım açı formülü. 2 çarpı sin a çarpı cos A'dır. Kosinüsün 3 tane. Kosinüs 2a kos kare a eksi sin kare a iken bu temeli biz burada sin kare a ile kos kare a'nın 1 olduğunu bildiğimiz için biz sin kare a'yı yalnız bırakıp şurada yerine yazıyoruz. Bir de kos kare a'yı yalnız bırakıp burada yerine yazıyoruz ve iki tane daha formülümüz ortaya çıkıyor. İyi dinle şimdi beni. İki tane daha formülümüz ortaya çıkıyor. Bu iki formülü de şöyle hangisini nerede kullanacağım bilmiyorum hocam. Genelde kosinüs tek başına ise bunu kullanırsın. Kosinüsün yanında da 1 veyahut eksi 1 varsa mutlaka bu ikisinden birisini kullanırsın. 1 varsa şunu kullan. Eksi 1 varsa bunu kullan. O kosinüsün yanındaki bir gidecek abi. Gitmesi lazım. Gitmezse sıkıntı var. Eğer artı 1 varsa bunu kullan ki şuradaki eksi 1 ile o artı bir götürsün birbirini. Eksi 1 bir varsa kosinüsün yanında şuradaki artı 1 ile o eksi 1 bir birbirini götürsün ve ifade burada artı 1'siz eksi 1'siz kalsın. Böylelikle rahat bir şekilde sadeleştirme falan yapılabilir. Tamam mı? Son olarak tanjant. Tanjantın yarım açı formülü de 2 tanjant a bölü 1 eksi tan kare a olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gençler trigonometrik denklemlerde kosinüslü denklemin çözümü yapılırken iyi dinle. For denklem e, soru sana direkt hali hazırda çat balanak vermez böyle cos x eşittir kos zeta demez. Sen soruyu hazırlayacaksın abi. Sin üstümü çözmeye karar verdin kosin mü çözmeye karar verdin tanjantlı kotanjantlı mı? Bu senin tercihin. Bak bu senin tercihin. Kosinüsünü çözmeye karar verdin diyelim. O halde ifadeyi tamamen sol tarafı sağ tarafında kosinüslü olacak şekilde bu şekilde bu hale getiriyorsun. Getirdikten sonra diyorsun ki ya gerçekten x teta'ya eşittir ya da diyorsun buradaki x eksi teta'ya eşittir diyorsun. x ya teta'dır ya da eksi teta'dır. Niye? Çünkü mesela kosinüs 30 da kosinüs 30'dur. Kosinüs eksi 30 da kosinüs 30'dur. Tamam. Bir eksili bir artılı. Tabi bir de esas ölçüden kaynaklı k çarpı 2 pilerini yani periyodumuzu eklemeyi unutmuyorsunuz. Çünkü 360'ta bir tekrar ediyor bunlar kendilerini. Tamam. Devam. Sinüs x eşittir a denkleminin çözümü. Burada da sinüs x'i sinüs teta'ya eşitleyecek biçimde denklemi hazırlıyorsun. Eğer sinüslü çözmeye karar verdiysen. Diyorsun ki ya gerçekten x teta'ya eşittir ya da x pi eksi eşittir. Niye? Sinüs bir burada bir de burada çıktıları bize eşit olarak sayılar veriyordu. Ya birinci bölgededir ya ikinci bölgededir. Mesela sinüs burada da pozitif burada da pozitif değil mi? Bundan kaynaklı tabi bir de neyi eklemeyi unutmuyorsun? Periyodunu eklemeyi unutmuyorsun. K çarpı 2 pi'yi eklemeyi unutmuyorsun kardeşim. Ve ve tanjantlı denklemin çözümü. Tanjant veya kotanjant eşittir a. Denklemi ya şu formata getiriyorsun ya da bu formata getiriyorsun. Getirdikten sonra yapman gereken sinüs ve kosinüsteki gibi değil. Şöyle x eşittir tetadır artı kp kadar fazlasıdır diyorsun. Yine periyodunu ekliyorsun aslında. Tamam yani burada 180'den tetayı çıkarmana veya tetanın eksilisini ha bir de bu da olur demene gerek yok. Direkt x eşittir teta artı kp diyorsunuz. Çünkü bunun 180 fazlası da zaten burayı gösterecek bize. Ben burada 360 eklesem Zaten gene aynısı gelecek. Tamam mı? Dolayısıyla bunun 180 fazlası bir burada bir de burada tanjant ve kotanjant. Hani burada pozitif burada pozitif tamam okey. Veya burada buldum burada negatifse burada da negatifti. Bundan kaynaklı bunlar 180'de bir tekrar ediyorlar. 180k ya da kp ekliyorsun diyebiliriz. Periyodik fonksiyonlar. A ve B boş, ol, boş kümeden farklı iki küme. Boş olmayan iki küme. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. A kümesinden seçilen her x elemanı için f(x) eşittir f(x) artı t eşitliğini sağlayan en az bir tane sıfırdan farklı t sayısı varsa f fonksiyonuna periyodik fonksiyon. T de fonksiyonun periyodu deniliyor. Eğer birden fazla t sayısı varsa bunların pozitif olanlarının en küçüğüne f fonksiyonun esas periyodu denir. Mesela grafik üzerinden bakalım. Şekil itibariyle fonksiyon nereden nereye tekrar ediyor? İlk neresi gözüne çarpıyor? Bak mesela şu, iş, şunla. Şurası aynı abi. Fonksiyonun grafiği kendini bu şekilde sürekli tekrar ediyor dikkat ettiysen. E tekrar aralığı neresi? Şurası değil mi? O zaman eksi 5 bölü 2'den eksi 13 bölü 2'yi çıkarırsan 8 bölü 2'den 4 senin periyodundur. Yalnız dikkat et. Sadece orası tekrar etmiyor. Mesela sen bu tekrarı şöyle de gösterebilirsin. Hocam şöyle yaptım. Sonraki hareket yine bu olmuş. Bak e, bu sefer de eksi 1 bölü 2'den eksi 9 bölü 2'yi çıkarırsın. Gene 4 gelir. Veya hocam şöyle yaptım ben. Şu noktadan başladım. Aşağı indim, yukarı çıktım, aşağı indim, yukarı çıktım. Gene aynı yere geldim. Ve bu hareket kendini tekrar ettiğini gördüm. O zaman 3 bölü 2'den eksi 5 bölü 2'yi çıkarırsın. Gene periyot, periyottur yani. Tamam. Grafik vermediyse ki vermez genelde. <laughs> Boştan yerim anlattık şimdi. Grafik vermediyse... Grafiği verilmeyen fonksiyonun esas periyodu nasıl bulunur? Şöyle A ve B reel sayı, n N'de pozitif doğal sayı olmak üzere Eğer senin elinde sinüsün eninci kuvveti içerisinde AX artı B varsa Buradaki B'nin hiçbir hükmü yok Veya bunun bir baş katsayısı da olabilirdi şöyle D diye Veya bölü C de olabilirdi Fark etmez buradaki ne D'nin ne C'nin hiçbir şeyin önemi yok Önemli olan tek şey şuradaki kuvvet ve X'in katsayısı Buradaki kuvvet ve x'in katsayısı hem sinüs için hem kosinüs için. Eğer n tekse 2 pi'yi n çiftse pi'yi bölüyorsun. Neye? Mutlak değer a'ya. Tamam şuradaki x'in katsayısının mutlak değerine bölüyorsun. Şimdi tabi neden mutlak değer periyot negatif olmasın diye. A ve B reel sayıyken tanjantılarda ne yapacağız? Bu sefer N'nin de hiçbir önemi yok. Tek veya çift hiç fark etmez. Direkt A'ya bakıyorsun. Pi bölü mutlak A bana cevabı veriyor. Bak sinüs ve kosinüs de tekse 2 pi'yi çiftse pi'yi bölüyorsun. Neye? Mutlak A'ya. Tanjant ve kotanjant da hep pi'yi bölüyorsun. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Yalnız burada dikkat et. Dikkat et. Biz hani şurada denklem çözümünde de sinüs ve de 2 k pi ekliyorduk bak. Değil mi? 2 pi ekleyerek ilerliyorduk. 2 pi ekleyerek ilerliyorduk. Burada ne ekledik? Pi ekledik. Ne, neyden kaynaklı demiştim? Periyodundan kaynaklı demiştim. Bak periyodundan kaynaklı. Burada da pi'yi bölüyorsun. Burada da 2 pi'yi bölüyorsun dikkat ettiysen. Karesini alınca veya dördüncü kuvvetin 6. kuvvetin alınca ancak pi'yi bölüyorsun. Ters trigonometrik fonksiyon. fx eşittir sinüs fonksiyonun birebir ve örten olduğu aralık eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı olduğu için tamam mı? fx'in tersi de burada bir fonksiyon belirtir. F'in tersini nasıl tanımlıyorsun? Bu sefer bunu buradan bu tarafa tanımlıyorsun. Yani eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında görüntüler oluşacak şekilde. F'in tersini sinüs üzeri eksi 1 x diye gösterebilirim. Lakin özel bir gösterimi var. Ark sinüs x diye gösteriyoruz. Kosinüsü ark kosinüs x. Tanjantın ark tanjant x. İşin ilginç tarafı ark kotanjant ifadesine müfredatta yer verilmemiş gençler. Yani ben bu kitabı yazarken verilmemişti ki bu senede ark kotanjant ifadesi müfredatta yine yoktu. Hani ark sinüs, ark kosinüs, ark tanjantı vermişken ark kotanjant niye verilmedi açıkçası bilmiyorum. Bilen varsa yazabilir, hocalarım da dahil. Bilen varsa bir açıklık getirirse ben bilmiyorum açıkçası öğrenmek de lazım. Yani o yüzden ben de kitabımda ark kotanjant ifadesine yer vermedim. Bunların terslerinin değerleri Bak terslerinin değerleri. Fonksiyonların birebir ve örten olduğu en geniş aralığı tanım kümesi olarak seç, seçtiğimiz için. Ters fonksiyon alınırken fonksiyonun kendisinin tanım kümesini birebir ve örten olduğu en geniş aralık olarak seçmemiz lazım. E niye? Çünkü tersinin de bir fonksiyon olmasını istiyoruz. Biliyorsun bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olabilmesi için o fonksiyonun birebir ve örten olması gerekiyor. Bundan kaynaklı her yeri seçemiyoruz. Yani mesela en basitinden diyorum ki ben ark kosinüs 1 bölü 2. Bu nedir? Ark kosinüs 1 bölü 2 60 derece. Tamam yani 60 derece. Ama mesela çocuk diyor ki bir yandan haklı olarak. Ya hocam diyor ben ark kosinüs 1 bölü 2'yi 300 derece seçtim. Yani sonuçta kosinüsü 1 bölü 2 yapan açılardan biri de 300 derece değil mi? Mantıklı. Ben de bunu zamanında lisede matematik hocama sormuştum Serdar hocama. O da bana birebir ve örtenlikle alakalı bu açıklamayı yapmıştı. Teşekkür ediyorum doğru bilgi verdiği için kendisine. Ee, öyle demeyin. Bazen yanlış bilgi de verebiliyor hocalar. Neyse. 300 derece niye olmuyor? Çünkü kosinüsün birebir ve örten olduğu en geniş aralık burada gençler sıfırla pi aralığıdır. Ben bu fonksiyonu tersine çevirirsem Görüntülerin 0 ile 180 derece aralığında çıkması lazım. Yani ben bunu 300 derece kabul edemem bunun cevabını. 60 derece kabul ederim abi. Tamam mı? bundan kaynaklı 60 derece diyoruz. Ve gençler, trigonometrinin önemli kısımlarını tekrar ettiğimiz konu özeti dersimizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. 6 sayfalık bir trigonometri özeti oldu. Şimdi sırada trigonometri tekrar soruları var. Bu tekrar sorularını da çözdükten sonra 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından gençler Artık e, 40 soruda trigonometri kısmını rahatlıkla çözebilirsiniz. Lütfen arkadaşlar sınav artık yaklaşıyor. Sınava doğru giderken işte önümüzde bir seçim falan var. Bu seçimleri falan boş verin siz. Yani tam mezun tayfa oy kullanıyor olabilir ama oy tam vatandaşlık görevi yani. Hani kullandım bitti. Yani bu oturayım da vay efendim seçim ekranını izleyeyim. Vay efendim işte ee, ...benim desteklediğim parti kazandı da... e sonra... E, ...ders çalışmadın ya sen o sırada... ...ders çalışsana... ...yani... ...senin desteklediğim parti... E, ...bu seçimi kazandıysa... ...veya kaybettiyse... ...bunun senin sınavına etkisi ne? Yani var mı bir etkisi? Bence yok. Yani ben çok takmıyorum seçim mevzusunu... ...size takmayın arkadaşlar... ...takmanızı gerektirecek bir durumda açıkçası yok... Oturun, dersinize çalışın. Sizi kurtaracak olan sizin çalıştığınız derstir. Sizin çalıştığınız süredir, geçirdiğiniz süreçtir. Bu süreci iyi değerlendirin. Önümüzde artık sayılı zaman var. E, sayılı zamanın da azaldığını belirtmek istiyorum sizlere açıkçası. Lütfen oturun, e, dersinizi çalışın arkadaşlar. Farklı bir şeyle ilgilenmeyin. E, son artık 70 gün falan kaldı. Bu 70 günü adam akıllı biçimde değerlendirin. Denemelerle geçirin sizi geliştirebilecek sorularla geçirin. Tekrar kamplarıyla geçirin. Eksiklerinizi kapatmaya yönelik bu tekrar kampları sizin için çok ama çok değerli. Bunların farkına varın. Başka bir şey zaten yapmanıza lüzum yok. Tamam. Akıllı olun. Anlaştık. Evet gençler. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.